ligin geri kalan kısmında Fenerbahçe adına yine hatalı olan, yanlış olan, sizin düşüncenize göre durumların yaşanması halinde daha da ciddi tepkiler alacak mısınız? Şimdi arkadaşlar, Süper Kupa'yı en kuvvetli dönemimizde çıkmıyor olmamız, Trabzonspor gibi deplasmanda 2-0 öndeyken takımı sağdan çekebilirsin hocam demek zorunda kalıyor olmamız, önümüzdeki haftalar içinde Türkiye Kupası'ndan çekiliyor olmamız, daha ne yapmamız istiyorsunuz şu aşamada? Yani siz bunları ciddiye almıyor musunuz? Bunlar önemli adımlar değil mi? Yani sadece ligden çekilince mi insanlar Fenerbahçe'nin kıymetini şimdi bilelim diyecek? Sayın Başkan, imzalar toplandı. Yerini söyledi. Bu samimi şahabı ajansı. Kulüpler bir başkanlığı da yapıyorsunuz. Kulüpler imza topladı ve seçimin bir an önce yapılması yönünde bir talep oldu söyleniyor federasyonda. Birinci olarak seçimin ne zaman yapılması? Seni sözünü keseceğim ben. Bugün burada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak garip bir Süper Kupa öncesi konuşuyorum. O yüzden Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı şapkamla konuşmayayım. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı olarak seçimleri ne zaman yapmak istersin diye bir soru geldi. Seçimler olabilecek en kısa sürede yapılmalı diye düşünüyorum. Bunda 30 gün olduğu söyleniyor. Buradan 30 gün alsanız zaten Mayıs'ın ortalarına geliyoruz. Gönlünüzden geçen bir isim var mı başkanlık için? Hayır yok. Hayır yok. Hayır yok. Hayır kimse de konuşmadım. Kendi aramızda da konuşmadık. Çok teşekkür ederim soruna. Çok değerli bir soru. Ne istiyorsunuz o zaman Temiz Spor için diye soruyorsun. Bununla ilgili bir manifesto yayınlayacağız. Bayramdan hemen sonra. Yol haritası aslında net. Belli. Çok çabuk üstünden geçersek bence en büyük eksiklik liyakat. Liyakatın olmamasının önemli sebeplerinden biri de artık Türkiye Futbol Federasyonu seçimlerinin bağımsız olmamız. Birden fazla adayla seçimlere gidilmemesi. Ve atanan kişilerin futbol bilgisi, futbol aşkı, futbol know-how üzerinden değil, ona yakın, buna yakın, yok Fenerbahçe'den olsun, Galatasaray'dan olsun, oradan olsun, burada olsun. Kurullarda keza öyle. Bir inceleyin kurullardaki yapıları, kimlerde çalışmış, nereden aday olmuş, ne yapmış, ne yapmamış. Ha diyoruz ki futbol aşkıyla yanıp tutuşan, futbolda bu değişimi, dönüşümü, transformasyonu yapabilecek kapasitede, kabiliyette olan, liyakatlı insanları tarafsız bir şekilde adil rekabeti sağlayacak, spor ahlakının önde olacağı bir ortamı yaratacak bir dönüşüm lazım. Bunu yapacak yol haritası belli. Hakemi tarafı da belli, medya tarafı da belli, futbol tarafı, federasyon tarafı. Bunları biz hazırladık. Bugün yeri değil. Ama aslında tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. Arzu, İrade, cesaret. Bu gerekiyor. Arzu yok. Net yok. Ya neler yaşıyoruz anlatıyorum. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bilmem kaç milyon seyircisi olan. Demek ki bu camiayı hafife alınıyor. Bu camiaya vurmanın bedeli yok. Bu camiaya haksızlık yapmanın bir bedeli yok. Nasıl olsa bunlar da kırılgan. Başkanı da Ankara ile iyi geçinmiyor. Geçmişte de zaten bu sadece bizim dönemle alakalı değil. İyi geçmiyor dediğim ben değil yani onlar bana bakış açısı, bize bakış açısı. Nereye kadar? Ama siz hepiniz gerçekten temiz futbol istiyorsanız bu süreci itebilirsiniz. Ama sizin kanalda yaptığınız yayınlarla temiz futbol falan gelmez.